Herkese merhabalar. Başak Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum, merhabalar. Birkaç dakika bekleyelim isterseniz. Tamamdır, bir saniyenizi rica edeceğim. Tabii ki hocam. Hocam ekran paylaşımı. Ben size oturum sahibi yaptım hocam, yardımcı oturum sahibi. Tamamdır. Ekran paylaşmayı nereden yapabilirim? Hemen alt kısımda yeşil yazıyla ekran paylaşımı yazar hocam. Ekranın altında, ortada, tam ortada. Tamamdır. Oraya tıkladığınız zaman, ekran geldiği zaman ben size haber veririm. Evet. Tamamdır. Müsaadenizle ben bir iki açıklama yapmak isterim. Yani sayın katılımcılarımıza. Seminerimiz bir yani 40-45 dakika kadar sürecek. 40-45 dakikası sunum, son 15-20 dakikası da soru cevap şeklinde. Sorularınız olursa sizden ricamız mesaj kutusuna yazmanız. Başak hocamız sunum sonrasında oradan soruları cevaplayacak. Hocam siz ne zaman isterseniz başlayabiliriz. Tamam. Yavaş yavaş başlayalım o halde. Nasıl isterseniz. Bugün konuşacağımız konu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda etki yaratan yaşam tarzı değişiklikleri. Ben misin dinlemek? Bu konu hem ebeveynleri, anneanneleri, dedeleri, bakım veren herkesi ve hem de öğretmenlerimizi, alan profesyonellerini ilgilendiren bir konu diye düşündüm. Bütüncül yaklaşım üzerine önce bahsetmek, konuşmak isterim. Bir ufak not başlamadan önce, bu anlatı boyunca paylaşacağım bilgi ve önerilerden hiçbirisi ilaç tedavisinin eş değeri ya da alternatif olma niteliği taşımıyor. Aslında bakılırsa DHB tedavisinde güncel tedavi rehberlerinin önerdiği müdahale programlarında ilaç kullanımı tedavi basamaklarından biri. Ana tedavi ya da tek tedavi diyemem, tedavinin tamamlayıcı vazgeçilmez unsurlarından biri ilaç. Hedef bütüncül yaklaşmak, çocuğun duygusal, akademik, sosyal, fiziksel iyi olma halini sağlamak ve desteklemek. Niye bu kadar çok alan saydım? Bir sonraki slaytta biraz daha iyi anlaşılacak. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ortada gördüğünüz bu üç ana belirti ekseninde giden bir bozukluk. Dikkat eksikliği, dürtüsellik, yani sabırsızlık ve tez canlılık diyebiliriz. Ve aşırı hareketlilik, hiperaktivite ana başlıkları var. Bunların her birisi klinik anlamda prezente olmaz. Kendini aşikar şekilde göstermez. Bazen dikkat eksikliği ön plandadır. Hareketlilik ve dürtüsellik geridedir. Bazen dikkat Başak eksikliği... Hocam slide ilerlemiyor.
Aynı slide'dayım. Aynı slide'ı anlatıyorum tamam. çünkü. Tamamdır. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bazen ikisi bir aradadır. Kombine, karma tip denir. Yani nasıl belirti vereceği çocuktan çocuğa değişir. Bunu öğretmenle görüşerek, anne babayla görüşerek, çocuğa dikkat testleri başta MOX'u olmak üzere yaparak zaten anlarsınız hangi belirti kümesinin daha ön planda geldiğini, hangi tanı alt tipine ait benim karşımdaki çocuk diye. Bununla birlikte bu üç ana belirti kümesini bütünleyen büyük resme baktığımızda çok fazla sayıda başka sorun var. Örneğin karşı olma karşı gelme bozukluğu. Yetişkinlere, hem ebeveyn, ana baba hem de öğretmene, yaşıtlara, otoriteye karşı gelme, kafa tutma, bu uzun vadede ilişkileri ciddi bozan, sosyal gelişime zarar veren bir eş tanı. Öğrenme güçlüğü, uzun vadede yine hem akademik ders anlamında hem de sosyal anlamda, çünkü zeka ile ilgili hiçbir sorun olmayan bir çocuğun öğrenme güçlüğü nedeniyle akademik olarak sağlıklı yaşlarından çok geride kaldığını ve bunu fark ettiğini düşünün. Zaman içerisinde sosyal gelişim ve arkadaşlıklara, benlik algısına da zarar vermeye başlıyor. Tüm bu eş tanıların getirdiği güçlüklere bağlı kaygılar, kaygı bozuklukları, kaygıya daha fazla yatkınlık var DEB tanılı çocuklarda. Takıntı bozukluğu, obsesif bozukluk, kaygı zemini olan, kaygıya hassasiyeti olan çocukta daha sık görülüyor. Tik bozukluğu DEB'lilerde daha sık görülüyor. Motor güçlükler var. Hem kaba motor, beden hareketleri, denge, koordinasyon, gücün, kas gücünün ayarı bozuk DEB'de, hem de ince el becerileri, elin intrinsik kasları dediğimiz kalem tutmayla en fazla kendini gösteren, sorun yaratan becerilerde problem var. Başka ne sık görülüyor? Alt üst atma, kaka kaçırmalar. Bir de bunun dışında alerji, hipersensitiviteler var. Cilt alerjilerinden tutun, besin alerjilerine, bağırsak alerjilerine, enteropatilere kadar her şey sağlıklı yaşıtlarından daha sık DEB'li çocuklarda. Yatkınlıkları var, otoimmünite yatkınlıkları var. Klinikte sık sık soruyoruz, görme bozukluğu var mı çocuğunuzun diye. Aa hocam, ambliyopisi göstermeliği vardı. Aa, hipermetropisi vardı. Yakını görme bozukluğu vardı. Daha sık görülüyor çünkü DEB'lilerde. Bu kadar sorunun eşlik ettiği geniş bir belirti ve olasılık kümesi varken hakikaten bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Yaşam tarzı değişikliklerinde önce neyle başlayalım konuşmaya? Egzersiz dedim. Egzersiz belki DEB'li çocuklar için zevkli olabilen, en zevkli olabilenlerden bir tanesi, ama şöyle söyleyeyim, 20 dakikalık egzersizlerin bile, aerobik egzersizin bile dikkat ve öğrenmeyi olumlu etkilediği kanıtlanmış. Yani rastgele 20 dakikalık bir egzersizin sonunda, bu hem yetişkin hem çocuk çalışmalarında gösterilmiş, dikkat ve öğrenme kalitesi yükseliyor. Aerobik egzersiz derken ben neyi kastediyorum? Sözel açıklayayım bunu. Yani oksijen tüketimimizi arttıran, kalp ritminin kapasitesinin %60'ı ila 90'ı kadarını kullandığımız tempolu yüksek enerjili egzersizler. Başak hocam, çok özür dilerim. Slide ilerlemiyor ama şu anda. Hala ilk slide görünüyor ekranda. Gerçekten mi? Benim ekranım evet. Şu an 5. slide'dayız. Niye? Tekrar bir deneyebilir miyiz? Tabii. Paylaşımı durduruyorum, ekran paylaşımını, ve bir daha başlıyorum. Tamam hocam. Tamam. Şimdi tamam, şu anda egzersiz geldi. Evet. Tamam. Bir öncekine döneyim. Daha bir önceki. Egzersiz ve altında 20 dakikalık aerobik egzersiz diyor. Orada mıyız? Evet hocam, oradayız. Aynı yerde hissetmiş. Tamam. Evet. Velhasen aerobik egzersiz kastettiğim şartları sağlayan egzersiz. Özellikle aşırı hareketli, hiperaktif. Hocam ikinci, üçüncü ve dördüncü şeyi alabilir miydik? Tabii. Slide'lere. 2, 3 ben ve 4. Slide'ı paylaşabilirim isteyenlerle, hiç dert tamam. değil. Tamam, istiyoruz hocam. Hepimiz olur, istiyoruz, tamam. Hepimiz. Tamam. Hepimizin adına ben konuşayım. Tamamdır, tamam, tabii ki. Teşekkürler hocam, sağ olun, emeğinize sağlık. Rica ederim. Burası çok zengin bir slide'dı, bunu kaçırmak kötü olmuş. Ben anlamadım, ilk slide'da kaldığını anlamadım. Bu slide'ı konuşurken, çünkü epeyce bir süre ben slide değiştirmedim. Sabit bu ekranda kaldım, bunları anlattım. Üç ana belirti kümesi var. Dikkat eksikliği, dürtüsellik, aşırı hareketlilik. Bunlar hepsi bir arada olabiliyor ya da sadece bir tanesi ön planda da gidebiliyor. Ama şu eşlik eden eş tanılar DEB çocukların pek çoğunda, hepsi değilse de birkaçı eşlikçi eş tanı olarak bulunuyor ve
çocuğun sosyal, fiziksel, duygusal gelişimini ciddi ölçüde etkiliyor. Onları gözden kaçırmamak lazım. Hani sadece ilaç tedavisi bu anlamda yeterli olmayacaktır. Bunları toparlamak için yaşam tarzı değişikliklerine, okul ve ailenin birlikte müdahalesine ihtiyaç var. Egzersizle başlamıştım. Özellikle hiperaktif, aşırı hareketliğin ön planda olduğu çocuklarda çok belirgin fark yaratıyor egzersiz. Dikkat eksikliği belirtilerini ciddi hafifletiyor. Dikkat eksikliği baskın olan çocuklarda sporun faydaları daha örtük gizli olabilir ama yapılan çalışmalarda dikkat eksikliği, dürtüsellik ön planda olan çocuklarda da aslında sporun faydalı olduğu gösterilmiş. EEG görüntüleme çalışmaları var. DEB'de şöyle bir EEG farklılığı var. Yavaş dalga dediğimiz TETA'da artış, hızlı dalga olan BETA'da ise azalma. Yani TETA-BETA dalga oranında bir artış var. Ha diyeceksiniz ki bunun ne anlamı var? Klinik anlamda bir epilepsi nöbetine mi yol açıyor? Açmıyor. Şöyle bir anlamı var. Beyin dalgalarının DHB'li çocuklarda sağlıklı yaşlarından daha farklı akması yürütücü işlevleri etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Peki yürütücü işlevler ne? Niye etkilenmesi bu kadar önemli bunların? Yürütücü işlevler zaten DHB'li çocuğu DHB'li yapan şey, sorun yaratan şey. Yürütücü işlevler beynin yönetici aktiviteleri. Hocam slide'de aynı sorun var. Allah. Tekrar yapıyorum. Durduruyorum, bir daha başlatıyorum. Niye bunu yapıyor anlamadım. Hemen açıyorum. Başak Hocam, tam ekran yapın isterseniz. Tam ekran mı sizde? Evet, ya her ilk şeyde hemen dikkat ettim. Genelde ben unuturum. Bu defa kendimi bir uyardım. Aman Başak, tam ekran yap diye. Şimdi geldim, yürütücü işlev ne demek başlıklı slide. Hala egzersizdeyiz hocam. Bir sonraki egzersiz ama. Nöroplastide de artıştayız. Şimdi bir sonraki gelmesi lazım. Yürütücü işlev var benim önümde şu an. Sizde ne var? Bizde hala egzersiz gözüküyor hocam. Ve tam ekrandayım, biliyor musunuz? Nasıl yapacağız? Hocam zaten paylaşacaksınız slaytı. İsterseniz takılmayalım, devam edelim. Olur. Şu anda ne görüyorsunuz tam olarak? Yürütücü işlev demek, bu slaytı görüyoruz şu anda. Aynen öyle. Tamam. Önce bahsettiğiniz. Yani slaytı paylaşacağım aynen ama dinlerken size de birazcık keynote olarak hani önünüzde olsun, biraz takip etme tüyosu versin istiyorum. Dinlemeyi kolaylaştırıyor malum konu DHB. Şimdi yürütücü işlevler şu demek. Görevleri önceliklendirebilme, bir öncelik sırasına koyup düzenleyebilme, aralarında önce olanı seçip, öncelikli olanı seçip işe onunla başlayabilme, odaklanabilme, eylem sırasında kendi eylemini dışarıdan gözlemleyebilme ve denetleyebilme. Bu ne işe yarayacak? Kendini izleme ve denetleme. Gelen fiziksel duyguların, fiziksel ve duygusal dürtülerin farkında olma, onları baskılayabilme, o yöne gitmeme, dikkati görev üzerinde sürdürme. Koruma. Görevin ilerleyişine göre dikkatini ustalıkla yeni görev alanına doğru kaydırabilme. DHB'li çocuklarda yaşıtlarına göre aynı görevlerde daha başarısız olduklarını, aynı başarıyı elde etmek için daha fazla çalışmaları, emek harcamaları gerektiğini ya da daha uzun zaman harcadıklarını biliyoruz. Bu hayal kırıklığı ve zorlayıcı duygular yaratıyor. Bu duygulara rağmen görevde kalabilmeyi yine yürütücü işlevler sağlıyor. Çabayı ve verimini yüksek seviyede tutmayı. Bildiği ve öğrendiği bilgilere erişebilme, bunun bir diğer adı da bilgiyi kalıcı hale getirebilme. Bu da bir yürütücü işlev. Ve çalışma belleğini kullanabilme. Bu da yürütücü işlevlerden biri. Çalışma belleği ne demek, onu açıklayayım. Bunu şu örnekle herhalde en iyi anlarız. Örneğin çalışma masasındayım. Şurada kalemim var. Mutfaktan bir şey almak üzere mutfağa gittim. Suyumu aldım, döndüm. Döndüğümde kalemimi nereye bıraktığımı anımsama. Kısa bellek, eylemi yaparken eylemi dışarıdan izleyip farkında olma ne yaptığının. DHB'de bununla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Ha bu çocuklarda demans bunama mı var, yakın bellek mi yok? Var, hepsi var ama işte bunu yönetme problemi var. Bu arada şu an ben de ekranı kaydıramıyorum. Ekran paylaşımını tekrar durduracağım. Ekran bugün zorladı beni. Şu anda ekranda... Şu an egzersiz hazır, onları tamamdır hocam. Tamam. Egzersiz her çocuk için kendine özel planlanmalı. Çünkü fiziksel özellikleri...
birbirinden farklı. Amerikan Pediatri Akademisi bu APA. Haftanın 5 günü 60 dakikalık egzersiz öneriyor. Bu tabii çok ağır bir egzersiz temposu. Her zaman bunu yapmak mümkün olmayabilir. Bu durumda ne kadar yapılır? Aynen. Haftanın 5 günü 60 dakikayı koruyamazsınız belki ama o biraz önce söylediğim evet. En az 20 dakika kuralını ön planda tutun lütfen ve 20 dakika gerçekten tempolu bir spor olsun bu. Evet. Beden eğitimi dersi sayılır mı? Eğer ki yoğun aerobik bir egzersiz yapılıp tempolu yapılıyorsa koşu gibi olur. Köpek gezdirme, aheste yavaş bir yürüyüşte hayır sayılmaz. Peki hangi sporları tercih etmek gerek? Daha ziyade bireysel sporları öneriyoruz. Tenis, yüzme, bisiklet gibi. Niye? Takım sporlarında işbirliği kurmak gerekiyor. Koordinasyon becerisi, motor kuvveti yönetebilme, zamanlama, doğru zamanda doğru yerde olabilme gibi bunlar daha önem kazanıyor. Örneğin paslaştığınız bir futbol gibi, basketbol gibi bir dalı düşünün. Ya da orada yedekte kalabilirsin, istediğin pozisyonda oynayamayabilirsin, pas alamayabilirsin. Bununla ilgili hayal kırıklığı ve öfkeyi yönetme becerisi daha düşük değerli çocuğun. Bunu götüremeyebilirsin. Ama bununla birlikte bir çocuk ben futbol istiyorum diyorsa... Futbol oynamak. Aman bakma yani, ya. Burada ses çok geliyor. Hocam çok özür dilerim. Miraç Yılmaz, ben sesinizi kapatıyorum ama sizden ricam kontrol eder misiniz? Sürekli açılıyor. Bölünüyor çünkü hocamız. Teşekkür ederim. Tamam, ben de teşekkür ederim. Yani bir çocuk eğer ben futbol seviyorum yine de onu yapacağım diyorsa onu da ondan mahrum bırakmamak gerekiyor. Çünkü sevdiği şeyle ilgilenmesini sağlamak, buna yönlendirebilmek çok önemli DHB'de. Başka neyi çok seviyorlar? İlginç bir şekilde savunma sporlarını, tekvando, kickbox gibi. Aileler çoğu kez şunu soruyor, hocam bu çocuğun öfke kontrol problemi var. Zaten öfkelendiğinde dürtüsel, düşünmeden harekete geçip arkadaşını itiveriyor. Biz bunu bir de dövüş sporu öğretirsek aslında olay şurada kilitleniyor ya da vurgu noktası şu, biz onlara dövüş sporu değil, savunma sporu öğretiyoruz. Öğreten hoca da çoğu kez zaten vurguyu buna yapıyor, savunma sporu öğreniyoruz diyor ve bununla birlikte hani tamam saldırı ya da atak yapma taktikleriyle birlikte ona savunmayı öğretiyor ve birebir yapılan bu sporlarda göz teması kuruyorsunuz. Rakibinizin bir sonraki hamlesini hesaplıyorsunuz ve bu sporların hepsi ardışık, ardıl hareketler içeriyor. Dolayısıyla dikkati belli bir şekilde, belli bir kalitede ve yoğunlukta sürdürme gerektiriyor. Dolayısıyla DHB'ye iyi gelen bir spor dalı savunma sporları. Zaman ve planlama nasıl olmalı? Kısıtlı zamanlı bütçeyi neye nasıl ayıralım? Her aile buna kendisine göre karar verir ama 8. sınıfta ya da bir sınav yılında bile olsa naçizane önerim çok iyi olduğu, severek gittiği belli bir düzeni olan sporun yerine onu alıp özel ders, etüt dershane koymayın. Çocuğun kendisi de bu eğilimde olabiliyor. DHB'liler çabuk hayal kırıklığına uğruyor. Planlama yapamıyorlar. Aynı anda birkaç işi organize olup götüremiyorlar. Fazla sorumluluk almak onları yorduğunda pes etmeye meyilli oluyorlar. O yüzden yıllardır, 3 yıldır, 4 yıldır yaptığı bir yüzme sporuna örneğin ben çok yoruldum, istemiyorum diye kendisi bırakmaya meyilli olabiliyor. Benim önerim zamanlama planlama konusunda yardımcı olun. Adeta ona yürütücü işte koçu gibi hizmet verin. Ama çocuğu o sporda, o takımda tutmaya gayret edin, kopmasın. Çünkü bir kere koptuğu zaman tekrar başlatmak çok zor oluyor DHB'de. Ve spor koruyucu, gelişebilecek diğer olumsuz arkadaş çevresi, sigara, alkol vesaire kullanımı konusunda spor ciddi koruyucu bir unsur. Peki çocuğum sporu sevmiyor diyorsak bu da mümkün çünkü dediğim gibi motor koordinasyon güçlüğü var, el kasları da yeterince gelişmiş ya da becerikli değil. O zaman ne yapabiliriz? Denge zamanlama konusunda sorunlar var. O zaman hocam, yine atlamadı Başak hocam, özür dilerim, ara ara böleceğim. Yapın, hiç dert değil. Tamam. Durdurur bir daha yaparım. Bununla ne yapılabilir? Sözel devam edeyim. Normalde ilerlemesi gerekiyor bu şekilde de. Aynen. Şu an geldi mi? Hayır hocam, hala egzersiz nasıl olmalı başlığında. Şimdi neredeyiz? Aynı mı? Aynı. Değişmedi hocam henüz. Bir de bazı slaytlarda audio ses videoları ses dosyaları koydum. Tamam. Geldi şu mi? Anda çocuğum sporu sevmiyor orada. Evet hocam. Tamam.
Egzersizle ekran zamanını birleştirebiliriz. Mesela sporu hiç sevmeyen, koordinasyon becerisi kötü, spora yeteneği olmayan bir çocukta yürüme bandında yürür ya da pedal çevirirken ekranı o zaman kullanabilir. Televizyonu, sosyal medyayı, YouTube'u örneğin. Hani el becerisine gerek duymayacağı sosyal medya, ekran kullanımını bu zamanla birleştirip biraz koşul koyabiliriz spor yapmayı, ekran kullanmayı için. Ergenlerde, özellikle ergen erkeklerde hem şeyi birazcık böyle özgüveni, sosyal güveni yerine koymak için kas geliştirme çalışmasına yatkın oluyorlar, istekli oluyorlar. Kişisel antrenörüyle konuşup bunu bir ön koşul haline getirebiliriz. Kas geliştirme yapsın ama beraberinde aerobik egzersiz dediğimiz koşu benzeri sporları da eklesin programına. Bu şekilde üstesinden gelinebilir. Slide değişti mi? Uykuya geçtik şu an. Henüz değişmedi hocam. Çocuğu sporu sevmiyor da. Peki slide'ın üzerine tıklıyorsunuz değil mi Başak hocam? Sadece hani ok tuşlarından değil de slide'ın üzerine mi tıklıyorsunuz? Slide'a tıklıyorum. Paylaşımı durdurayım. Bir daha başlatayım. Şimdi tam ekran yapayım. Şu anda geldi mi? Gelmedi hocam. Hala aynı slide'dayız. Uyku. Uykuda değiliz. Evet, çocuğum sporu sevmiyordu hocam. Şu anda. Evet hocam. Tamam. Uyku alanında da DHB ile ilişkisi çok iyi gösterilmiş alanlardan birisi. Bir gözden geçirme çalışması gördüm. DHB'li bireylerdeki uyku kalitesiyle ilgili yapılmış 148 tane çalışma sonucunu toparlamış. O kadar çok çalışılmış bir alan. DHB'li çocuklarda uyku bozukluğu sağlıklı yaşlarına göre daha sık. Burada da özellikle uykuya dalma güçlüğü belirgin belirti. Şunu da söyleyeyim, uyku bozukluğunu tedavi etmek, uyku kalitesini yükseltmek gün içerisindeki DHB belirtilerini hafifletiyor. Slide değişti mi? Çocuklar kaç saat uyumalıya geçtik? Evet hocam, değişti. Sağlıklı uyku kaç saat olmalı? Bunu bir konuşalım. Gene Amerikan Pediatri Akademisi'nin bir cetveli var burada. Süt çocukluğunda 1 ila 2 yaşta 11-14 saat, bugündüz uykuları ve kısa kestirmeler dahil süre bu olmalı. Ki zaten 1-2 yaş uykusu kesintili olacaktır. Uyku öncesi, okul öncesi dönem 3-5 yaş arası 10-13 saat yine gündüz uykuları ve kestirmeler dahil. 6-13 yaş arası okul çocukluğu dediğim ilkokul, ortaokul döneminde 9-12 saat sağlıklı uyku. Ergenler 14-17 yaş aralığındaki ergenlerde 8-10 saat. Herhalde çocuğu olanlar için en sıkıntılı dönem de budur. Kaç tane ergen 8-10 saati tamamlıyor çok merak ediyorum. Kesintisiz bir gece uykusu halinde çok az artık o sayı. Yine de her çocuğun uyku gereksinimi bireysel olarak değerlendirilmeli çünkü genetik faktörler de burada önemli. Eğer ailenin, anne babanın uyku potansiyeli zaten 8-10 saat değilse yetişkin olarak, genetik olarak uykuya daha az ihtiyaç duyan bireylerse, uyku metabolizmaları böyleyse çocuk da muhtemelen genetik olarak ona benzeyecektir. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmak gerek ama sağlıklı uyku saatleri en az bu şekilde. Peki, uykuya dalmakta güçlük en sık görülen uyku sorunu DHB'de. Geldi mi şu anda slide ekranı? Evet hocam, geldi. Uyku hijyeni önerilerini uygulamayla işe başlarız. Bir dikkat eksikliği olan çocuğun annesi gelip hocam uykuya dalamıyoruz dediğinde, ki şikayet de çoğu kez şöyle gelir. Uykuya dalmaya çalıştığımızda ama ben bir tuvalete gideceğim, ama ben bir su içmek istiyorum, ama benim ayıcığım nerede? Anne bir babama bir şey söyleyebilir miyim? Yani çocuk bir sürlük duramıyor. Aslında duramayan şey zihni. Uykuda devreye giren, istirahat anında devreye giren default mode network diye, Türkçesini şu an tam olarak çeviremediğim bir beynin dinlenim sistemi var. DHB'de bu işlemiyor. Beyin dinlenime geçemiyor. Hani bilgisayarımızın vardır ya standby modu. Uyku tam olarak odur aslında. Mekanikten eğer biyolojiye çevirirsem ben bu tanımı, standby'a geçemiyor beyin. Gene yürütücü işlevi bozukluğu. O yüzden bunu kolaylaştırmak için uyku hijyenini uygulamak gerekiyor. Birinci öneri bu. Uyku hijyenini zaten ben uyku sorunu yaşıyorum diyen yetişkin ya da çocuk, DHB'li ya da değil, herkese öneririm. İlk başta bir doktor bunu sorar. Der ki yatağa girmeden kaç dakika önce ekrana bakmayı kesiyorsunuz? Bunun 45-60 dakika olması gerek. Şu beyaz ekran dediğimiz tablet, telefon, televizyon, aklınıza ne geliyorsa 45-60 dakika önce yatağa girmeden kesiyoruz.
Uyku öncesinde yoğun egzersizler, harala güreli oyunlar, koşturmacalar yok, sakin oyunlar, yatıştırıcı aktiviteler. Uyku ritüelleri oluşturmalıyız. Çocuğun ailesine göre değişir ama diş fırçalama, ılık bir duş alma. Bu arada çok sıcak bir duş değil. O da sempatik sistemi uyarıp uykuyu kaçırıyor. Sıcak değil, ılık duş olmalı. Pijamalarını giyinme. Yani her gün aynı ritüeli sırayı takip etme uykudan önce. Oda ışığını loş bir hale getirme gibi. Beyaz gürültü desteği var. Uykuya tam sessizlik anında geçemeyen, tam sessizlik anında daha da hareketlenen, rahatsız olan DEB çocuk sayısı da az değil. Eğer böyle bir çocuğunuz varsa, hatta o çocuklar böyle şeydir de, ders çalışırken de mutlak sessizlikte çalışamaz, daha fazla kıpırdanma ve rahatsızlık hali başlar. Ana babalar fark eder bazen bunu. Öyle bir çocuktan bahsediyorsak, beyaz gürültü dediğimiz düşük frekanslı sesler faydalı oluyor. Bunları Spotify'da, YouTube'da ve başka podcastlerde artık kolayca bulabiliyorsunuz. Uyku için beyaz gürültü ya da ders çalışma için beyaz gürültü diye Google'da aratın, pek çok sonuç çıkacaktır. Şimdi bir de biraz önce bahsettiğim olay vardı. Zihnin bir türlü susmaması, standby moduna, duraklama moduna geçememesi. Buna yönelik ne yapılabilir? Yönlendirmeli meditasyonlar var, uyku meditasyonları var. Bu kitabı oldukça seviyorum ben. Kurbağa gibi sakin ve dikkatli çocuklar için farkındalık uygulamaları anlatan bir kitap. Türkçe'ye çevrileli aslında artık epeyce bir zaman oldu. 5-6 yılı var. Okullarda yaygınlaşmasını dilediğim bir kitap. Aktivite CD'si var ikinci kitabının. Onun egzersizlerini okullarda sanki rehberlik saatlerine, beden eğitimlerine yaptırmak DHB'si olsun olmasın çocuklara faydası olacak diye düşünüyorum. Bu biraz önce bahsettiğim yürütücü işlev becerilerini kazandırmak için. Çünkü zihnin DHB'li olalım olmayalım, bazen biraz yavaşlamaya, hızını azaltmaya, düşüncelerimizi kenarda bırakıp onlara biraz dışarıdan, belli bir mesafeden bakmaya ihtiyacımız var. Gezinip duran, düşünceden düşünceye atlayan, huzursuz zihin genelde mutsuz ve verimsiz zihin oluyor. Farkındalık meditasyonları zihni bu anlamda yatıştırıyor. Şimdi şöyle sadece biraz dinleteceğim. Umarım ses gelir. Tam ekrandan çıkmam gerek benim bunun için. Bir saniye. Hiç ses geliyor mu, duyabiliyor musunuz? Hocam biraz kısık geliyor, yani çok duyulmuyor. %100'de şu an uygulama içi video sesini %100'e çıkardım ama düşük geliyor. Burada odak noktası sakin, yatıştırıcı bir ses komutlar veriyor. Bedenle ilgili, düşüncelerle ilgili. Çocuktan bunu takip etmesini istiyoruz. Çoğu kez de takip edebiliyorlar. Bunu kendi danışanlarıma da önerdim, daha önce yaptılar. Yakınlarımdaki çocuklar da uyguladı. Fena da gitmiyor. Çok hareketli, dürtüsel çocuklarda dahi yardım ediyor uykuya. Ben slaytı paylaşacağım. Slaytın içerisinde ulaşılabilir durumda. Dersten sonra ne zaman isterseniz çocuklarınızla da akşam deneyebilirsiniz. Şimdi tam ekranı alayım kendime. Bir sonraki slayta geçeyim. Uyku takviyeleri slaytına geçebildik mi? Henüz geçmedi hocam. Hala bir önceki slaytta. Tamam. Soru var bu arada Burcu Hanım. Slaytları nasıl paylaşacaksınız diye. Şöyle, normalde seminerler kayıt altına alınıyor zaten. Videolarım Oxo Türkiye'nin ana sayfasında seminerler kısmında da yer alıyor videolarla beraber. Bütün katılımcıların bilgileri olmadığı için, yani mümkün olduğunca göndermeye çalışırız tabii ki. Ama Oxo Türkiye'nin ana sayfasından da kayıttan bakabilirler tekrar. Tamamdır. Şimdi uyku takviyeleri slaytında mıyız? Aynı noktada mıyız? Hayır hocam, hala bir önceki slayttayız. Şimdi geldi hocam. Gelmiş miydi? Şimdi de ben paylaşım durdurdum. Aceleci davrandım. Peki. Tam ekran. Uyku takviyeleri hocam. Evet.
Evet. Bitkisel içerikler de var. Ülkemizde de satılıyor. Şimdi ben marka ismi veremeyeceğim. Etik olmayacak ama şu içerikleri papatya, valeryan otu, namı diğer kedi otu diye arattığınızda Google'da çıkacak zaten. Bir iki tane piyasada şu anda şey var. Aktif satılan ticari form var. Çıkacaktır. Damla şeklindeler. Papatya, valeryan, melisa bunlar damlalık ya da çay şeklinde içilebiliyor demlenip. Lavanta da çok etkili ama lavanta oral tüketilmiyor, ağızdan değil. Difüzör kullanarak hava yoluyla kullanılabilir ya da çocuğun yastığına, gömleğinin, pijamasının kenarına bir iki damla damlatarak kullanılabilir. Bu şekilde solunum yoluyla alınıp fayda sağlar. Bir diğer konu melatonin, son yılların en popüler uyku desteği. Melatonin uyku hormonu olarak tanımlanıyor. Vücudumuzda hali hazırda zaten bulunan bir hormon. Sirkadyen ritimle birlikte artıp azalıyor. Sirkadyen ritim dediğim güneşin doğuşu ve batışıyla 24 saatlik döngüsünü tamamlayan bu dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne ayarlı, adapte bir hormon sistemidir sirkadyen ritim. Sirkadyen ritim sindirim sistemimizi de etkiler, uykuyu da etkiler, pek çok şeyi etkiliyor. Hormon sistemimizi zaten direkt etkiliyor. Uykunun bozulması bunların hepsini bozuyor. O yüzden melatonini laboratuvar ortamında sentezlemeyi başardık. Uzun yıllardır tek form halinde satılıyordu Türkiye'de. Yakın zamanda 3 gramlık bir tablet halindeydi. Yutulabilir form. Bölünebiliyordu. 1,5 gramlık verilebiliyordu ama yine de doz yüksek gelebiliyordu çocuklarda. Yetişkinlerde başlangıç dozu 3 ila 5 miligram olabiliyor. Daha yüksek dozları da çıkabiliyoruz ama melatonin sonuçta bir hormon ve uyku hormonu sirkadyen ritimle salınan bir hormon. Başka hormon sistemlerine, kortizon hormon sistemiyle de çapraz etkileşebiliyor. O yüzden dikkatli kullanmak benim tavsiyem. Nasıl? Çocuklar da zaten uykuya yatkınlar. 3 gram kullanmaya bile gerek yok. Dün Google'ladım, baktım. 1 gramlık formları bile çıkmış. Sıvı formları çıkmış. Bulunabiliyor Türkiye'de. 0,5 gramlardan, 0,25 miligramlardan bile başlayabilir melatonini. Ne zaman alınmalı? Uykudan 30 ila 60 dakika önce. Ergenlerde 3 gram verilebilir. Benim klinik pratiğim genelde onu da 1,5 miligramdan başlıyorum. Düşük başlayıp yükseltmek her zaman iyidir yan etkiden kaçınmak için. Bir sonrakine geçelim. Yani melatoninle ilgili çalışmaları da taradım. Yeterli kanıt düzeyinde değiller. Ne faydalı olduğunu savunan yayınların kanıt düzeyi yeterli. Çünkü ilaç çok yeni, ne de zararlı olduğunu gösterenlerin. Ama zaten vücudumuza sentezlenen bir hormon, hani gerçekten ağır bir yan etkisi olacağına ben inanmıyorum. Yeter ki dozu düşük tutup uygun süre kullanalım ve bu arada uyku hijyene devam dikkat edip çocuğu daha sağlıklı bir şekilde spontan kendinden uykuya geçirebilelim. Şimdi dedim ki ilk başta DHB'li çocuklarda uyku ile ilgili problem dalmada. Genellikle bir kere daldıktan sonra çok çok bölünmez. Hani alt ıslatmada, İşte alt ıslattığından dolayı anne kaldırır vesaire, öyle bir problem olur. Hangi durumlarda ama uyku bölünür? İşte çok nadir olmakla birlikte DHB'li çocuklarda çok nadir değil obstrüktif. Sağlıklı bir çocuktan çok daha sık görülüyor DHB tanımı çocuklarda. Obstrüktif tıkayıcı uyku apneleri. Bunu nereden anlarsınız? Uyurken ağır bir horlama, uyurken bir anda soluk alışverişte durma, anlık kesintiler, rahatsız uyuma, sık sık uyanma, uyku kalitesinde düşüklük, sabah uyandığında yorgun uyanma. Eğer çocukta bunlar varsa mutlaka bir çocuk doktoruna başvurun. Altta yatan sebep çoğunlukla kan demir düzeyinin, bu demir deposu dediğimiz ferritinin düşüklüğü oluyor. Çocuk doktoru bunu yapacaktır. Gerekirse uyku laboratuvarına gönderip uyku çalışması da yapacaktır. Bir gecelik uykuya bakıp. Bunu tedavi etmek önemli çünkü uykuyu iyi almadığında DHB belirtileri ertesi sabah ciddi kötüleşiyor, bozuluyor. Diğer bir konu DB ve stres. DB'li çocuklar. Hocam slide atlamıyor bu arada. Özür dilerim, tekrar bölüyorum. Estağfurullah. Hepsi şey, aslında her şeyi doğru yapıyorum. Ne oluyor anlamadım. Şimdi tam ekran yapalım. DHB ve streste miyiz? Hala uyku takviyeleri hocam. Şimdi? Hala aynı hocam, değişmedi. Resmen takılı kaldı. DHB ve stresteyiz şu anda hocam.
oraya almaya çalışıyorum. Tam ekran yapayım. DB'li çocuklar strese daha duyarlılar ve maalesef de bütün o saydığım eşlik eden eş tanılardan, sosyal hayattaki zorluklardan dolayı strese de daha fazla maruzlar. Hem daha fazla maruz kalıyor hem de sağlıklı bir yaşıtından, her şey yolunda giden bir yaşıtından daha duyarlılar. Eşlik eden diğer o sorunlar, öğrenme güçlüğü, karşıt olma bozukluğu, tik bozukluğu, bunların hepsi çocuğun yaşam stresini artıran, yaşam kalitesini düşüren faktörler. Bir de şöyle bir şey var. Anaokulu bitip kurallı bir akademik ortam olan ilkokula başladığı anda 45 dakika oturma, dersi düzenli takip etme, konuşma ve hareket etme dürtüsünü durdurma gereksinimi, ondan yaşının gerektirdiği bir sahip olduğu bir beceri ve sorumluluk alıp bu beceriyi sergilemesi bekleniyor. Ve bazen bunu sergileyemediğinde bu sorumsuzluk ve umursamazlık, yaramazlık olarak algılanıyor. Böyle algılanmasa bile sürekli uyarım vermek zorunda kalıyor karşısındaki yetişkin öğretmen ya da anne baba. Ve bu uyarı her zaman çok olumlu olmuyor. Çünkü günlük yaşamın içerisinde herkesin sabrının maalesef bir sınırı var. O sınır da giderek düşüyor günümüzde. Hani bir kere, iki kere, üç kere aynı davranış tekrarlandığında eleştiri, yıkıcı eleştiriye dönüşüp hem sık eleştiri alıyor çocuk hem de yıkıcı şekilde alıyor. Ortam değişiyor, bağlam değişiyor. Ders, teneffüs, okul, ev ama çocuğun eleştiri alma durumu değişmiyor. Yani buna özellikle dikkat ediyoruz. Anne babaya şey diyoruz, hani bir kendinizi dışarıdan gözlemleyin. Anne babayı, baba anneyi gözlemlesin. Gün içerisinde çocukla iletişim kurduğumuzda ne kadar olumlu olumsuz, ne kadar eleştiri için, ne kadar yönerge vermek için, ne kadar takdir etmek, olumlu geri bildirim vermek için diye bir bakıyorsun. Anne baba aman ben bu kadar olumsuz geri bildirim veriyor muymuşum çocuğuma diyor. Farkında değil. Hakikaten günlük yaşam ve ailesinin içinde fark etmek de çok kolay değil. Ancak buna özel seçici bir dikkat yönlendirdiğinde fark ediyorsun ne kadar olumsuz konuştuğunu. Memalı olumsuzluk ekiyle hayır, dur, yapma. Bunlar çok sık tekrarlanıyor. Okulda ve sosyal ortamlarda, arkadaş ortamında, akraba, komşu ortamlarında genelde etiketlenmiş oluyorlar geldiklerinde. Sorun çocuk olarak tanımlanıyorlar ve diğer anne babalar da biraz kendi çocuklarını da güvende tutmak ve sosyal sorunların önüne geçmek için şu çözüm buluyorlar. O çocukla oynama yavrum. Çözüm yolu bu oluyor. Bu çocuğu daha yalnız bırakıyor, daha alıngan, daha tepkisel bir hale getiriyor. Tüm bunlar tabii ders performansını da düşürüyor. Bağımsız değil duygulardan çünkü akademik performansımız. Bir de şöyle bir ironik taraf var. DB'li çocukların da iyi olduğu alanlar var bu hayatta. Yaratıcılar, hareketliler, kovalamacayı severler, o hızlı oyunları severler. Ama bunları ayıracak çok az zamanları, zorlandıkları işlerle ise bol bol uğraşma ve başarma gereksinimleri var. Dolayısıyla sevdikleri şeylerden çok zorlandıkları alanda yoğunlaşmak durumundalar. Olumsuz geri bildirimi artırıyor bu da. Sadece bireysel stres mi bu durum? Şimdi slide değiştirdim. Aynı yerde miyiz hep birlikte? Evet hocam, aynı yerdeyiz. Tamam. Bence stres sadece bireysel bir durum değil. İçinde yaşadığımız toplumdan etkilenmememiz mümkün değil. Son aylarda gelen çocuklarda yani çok güldüm. Dolar kurunu biliyorlar günlük olarak. Dolar kuru konuştuğum çocuklar oldu son birkaç ayda. Birkaç defa, birkaç farklı çocukla muayenehanede. Yani her şeyin çok içindeler. Ekonomik ve sosyal koşullar aileyi ve çocuğu kesinlikle çok etkiliyor. Giderek iki ebeveynin de aktif çalıştığı aile sayısı artıyor. Ama maalesef bunun doğurduğu sosyal güvenlik gereksinimleri karşılanmıyor. Karşılanması gereken. Annenin özlük hakları kısıtlı, babanın özlük hakları kısıtlı. Doğum öncesi sonrası hala izin 8'er hafta. Yeterli değil bu süreler. Ama yapacak başka bir şey yok. Yahut anne iş bittikten sonra eve geldiğinde anne ve baba, bunu sadece anne olarak kısıtlamayayım. İlkokul 1'deki çocuğa ödev yaptırırken sadece ilkokul 1 boyunca belki ona yardımcı olmak ve aynı masada oturmak yetebilir. Ama DHB tanılı bir çocukta yürütücü işlevler bu kadar yetersizken, zayıfken yetmeyecektir. İlkokul 2'de 3'te de bazen bunu sürdürmek gerek. Zaman kullanımında yardımcı olmak, zamanının dolduğunu, hızlanması gerektiğini,
çocuğa yüzleştirmek bu kadar çözüm. İki tane daha çözmen gerekiyor ya da arayı bitirmemiz ve şimdi dönmemiz gerekiyor. Sesli ya da görsel uyaranlarla dikkati dağılıp o yöne doğru gittiğinde, çünkü biliyoruz ki dürtüyü denetleyemiyor, hop kalkıveriyor, aklına geleni hemen yapmak istiyor. Masa başında tutmak gerekiyor çocuğu. Dikkatini tekrar göreve yönlendirmek gerekiyor. Bunu yapmak için vakit ve sabır ve enerji gerekli. Peki anne babada bu ne kadar var? Akşam 7'de özel sektörde çalışıp eve gelen bir anne baba ve sağlık uyku süresinde düşünürsek ilkokul çocuğunun 9.30'da uyuması gerekiyor. Hangi arada nasıl yapılacağı hakikaten zor, cevaplanması zor sorular bunlar. Bir sonraki slayta geçeyim. Hocam hala biz aynı slaytı görüyoruz. Henüz yenilenmedi, bilginiz olsun. Bekleyeyim. Şimdi stres yükünü azaltmak slaytına geçebildik mi? Hayır hocam, henüz geçmedi. Şimdi? Hayır hocam. Stres yükünü azaltmak için ne yapmamız gerek? Beklerken ben sözlü olarak anlatayım. Birincisi, çocuğa bu şeyde de böyledir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda da, hani dezavantajlı çocuk grubunda hep böyledir. Çocuğa bir başarı adası vermek gerekiyor. Bundan kastım ne? Başarısız olduğu, olumsuz geri bildirim aldığı ve zorlandığı yeterince alan var hayatta. Bir dedektif gibi adeta araştırıp çocuğumuzu iyi tanıyıp deneyimlemesine izin verip şeyi bulmak gerekiyor. Bu çocuk nerede başarılı, neyi iyi yapabiliyor ve o alanda devam etmesi için yüreklendirici, teşvik edici, hatta planlayıcı rolde olmak. Çünkü sorumluluğunu alıp tamamlamayacaktır. Dürtü denetim bozukluğu olan diyabetli çocuk da maymun iştahlılık dediğim bir şeye başlamak hoşuna gitse bile, sonra her uğraş hoşunuza gitse ve başarılı olsanız bile sebat gerektirir. Bazı fedakarlıklar, emek vermek gerektirir ve bir iş emek vermeyi, sürekliliği gerektirdiği anda yenilik arayışı olan, yeniyle, sürprizli olanla ödül sistemi motive olan ve oraya yönlenen DHB çocuğu bir iş kronikleştiği ve emek vermek istediği anda ondan uzaklaşacaktır, havlu atacaktır. O noktada ailenin kararlı durması gerekiyor devam etmek için. Slaytımız bu arada neredeyiz? Siz neyi görüyorsunuz şu an? Hocam değişmiyor hala, yani iki önceki slayttayız. DB ve stres slaytı var şu anda hala ekranda. Peki. Paylaşımı durduruyorum tamamen. Bir daha başlayacağım. Stres yükünü azaltmak için başlık hocam şu anda. Tamam. Aile zamanları önemli. Günde en azından bir öğün masa başında bir araya gelmek ve paylaşmak önemli. Çocuğu buna motive etmek önemli. Çoğu kez kendisi paylaşmayabilir. O mizaç yapısında da olabilir. Okul ve evde çocuğun aldığı geri bildirim konusunda farkında olmak, hani bir durup bunu gözden geçirmek önemli. Eğer son dönemde bunu hiç düşünmediyseniz bir gözden geçirin derim DB'li çocuk ana babası olarak. İngilizcesi olanlar için Positive Parenting Instagram adresi var. Bu olumlu ebeveynlik bu arada Türkiye'de de şu anda pilot uygulama olarak Konya'da var. Triple P olumlu ebeveynlik uygulamaları programı var. Ben eğitimcisi değilim ama kaba taslak konuyu biliyorum. Gerçekten çok faydalı. Ebeveyni zorlayan, hem okulda hem evde sorunlar olan özellikle DHB grubu anne babaları için çok iyi ebeveynlik önerileri, davranış önerileri sunan bir program. Farkındalık uygulamalarına geçebildik mi? Henüz geçmedi hocam. Aynı slide'da hala. Burada da İzletmek istediğim bir görsel var. Şimdi tamam hocam, ekranda. Şunu şimdi tam ekran yapalım. Çocuk yazılmanın daha yavaş artması esasen hayatı yaşama şeklimizden kaynaklanıyor. Görebiliyorsunuz değil mi? Ömrün erken hocam erken. Sadece slaytı görebiliyoruz şu anda. Açmadı. Video açılmadı mı? İlk evet, açılmadı. İlk dayak, ilk sevgili,
Bu üzgünüm. Ekran paylaşımı beni üzdü bu dünya. Bunu görebilmenizi isterdim. Hatta kötü bir kopyasına dönüşür. Peki. Şimdi aslında şu anda görüyor musunuz farkındalık uygulamaları? Evet hocam, görüyoruz. İzleyebilseydiniz göstermek istediğim video tam ekranı aldığımda tıklayınca ben görebildim ama pencere sizde açılmadı, görmediniz. Slide'ı paylaşabilirsek kendiniz tıklayıp izlemenizi isterim. Farkındalık dediğimiz beceri çok böyle sonradan icat edilme, yeni çağ icadı bir şey değil. Çocuklar zaten farkındalık üstadları, evcil hayvanlar farkındalık üstadları. Yani ne? Ana odaklanabilme, anda kalıp o an gözlerine diktikleri şeyi çok yeni, acayip bir deneyimmiş gibi dört boyutuyla duyma, yani işitme, koklama, görme ve dokunma boyutlarıyla inceleme. Biraz önceki videoda bir çocuk vardı, 2-3 yaş çocuğu. 2 yaş belki, 3 değil. Çünkü yeni yeni artık o paytak yürüme döneminden çıkmış. İlk defa sağanak yağmur yağdığını görüyor ve yağmur yerde göller haline yağmur damlaları birikmiş ve büyülenmiş bir şekilde onu izliyor. Damlaların düşüşünü, suyun, su damlalarının o göllenmiş suya düştüğündeki yaptığı sıçramaları hakikaten inanılmaz bir dikkatle inceliyor. Zihnet o an tam olarak orada. Başka bir şey yok. Akşam ne yiyeceği, o an annesinin nerede olduğu gibi gibi gibi. Tam olarak o anda. Farkındalık bu demek. Çocuklar çok iyi bir farkındalık kapasitesiyle dünyaya geliyorlar ama zamanla bunu kaybediyorlar. Sosyal ilişkiler, anlamlandırma başladıkça onların da zihninde kaygılı düşünceler, güne ait ileriki zamanlara ya da geçmişte yapılan konuşmaya, harekete dair beynin düşünce silsilesi başlıyor ve farkındalık azalıyor. Çocuklar için mindful based stress reduction, bu farkındalık temelli stres azaltma programları var. Google'lamanızı öneririm. Gene uygun olur mu olmaz mı paylaşmak bilmiyorum. O yüzden yazmadım ama evde kendi uygulayabileceğiniz iyi bir kaynak. O biraz önce verdiğim Kurbağa gibi sakin ve dikkatli kitabı, aktivite kitabı ile birlikte iyi bir bence kaynak. Evde bir kendiniz zaman harcamadan, çok fazla maddi anlamda bir kaynak ayırmadan uygulayabilirsiniz. Başka yaşam tarzı değişikliklerinde önemli faydalar getiren değişikliklerden birisi ekran zamanını azaltma ama bunu konuşacağız. Konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Doğada daha fazla zaman geçirme, hatta egzersizle ilgili de yapılmış şöyle bir çalışma var. Aynı egzersizi şehirde bir spor salonunda ya da parkta, şehir içindeki bir parkta yapmaktansa doğada, bir kırda, ormanda vesaire yaptığınızda yürütücü işlev becerilerinde dikkat ve bellek becerilerinde daha fazla artış sağlıyor. Tabii ne derece doğada zaman geçirilebilir, kimin nasıl buna imkanı var gene bilemiyorum. Beslenme slaytına geçtik. Şu anda aynı noktada mıyız? Evet hocam, aynı noktadayız. Tamam. Genel ilke işlenmiş gıdalardan kaçınma. Bunu çok duymuşsunuzdur. Yeterli protein ve lifli gıda tüketmek önemli dengelemek için besin dağılımını. Aşırı işlenmiş şekerlerden, karbonhidratlardan kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu işlenmiş karbonhidratlar, paketli ürünlerde aklınıza gelen gofret, kek, ne varsa bu gruba dahil. Bunlar kan şekerini çok hızlı bir şekilde yükseltiyor. İnsülin hızla yükselip onu düşürmeye çalışıyor. Hızlı kan şeker dalgalanmaları oluyor. Bunlar hem duygu durum dalgalanmasına hem de dikkat yürütücü işlevlerinde ciddi bozulmalara yol açıyor anlık. Bunu zaten çocuğunuzla gözlemlemişsinizdir. Hızlı şekerlerden herhangi birini verdiğinizde, bu işlenmiş gıdalardan hareketlilikte birden bir artış, birden öfkelenme, birden heyecanlanma, sonra birden düşüş. Bunu istemiyoruz, o yüzden mümkün olduğunca kaçının. Yapay renklendirici ve tatlandırıcılardan kaçınmak gerek. Avrupa Birliği artık şu uygulamaya geçmiş, resmini görünce şaşırdım Google'da. Bazı boyaları işte sarı 51, mavi 58 falan diye numaralandırmışlar ve gıdaların üstüne yazıyor. Sarı 51, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi rahatsızlıklarda kötüleşmeye yol açabilir diye uyarı koymuşlar paketin üzerine. Tüketimini artık bu şekilde, aynı sigara paketinin üzerinde zararlarının yazdığı gibi bunlarda da yazıyor. Beslenmeyle devam ediyorum. Bir sonraki slide'dayız. Omega 3 ile başlıyor. Görebiliyor musunuz?
Evet hocam, görebiliyoruz. Tamam, omega 3 kullanımı da çok yoğun. Hakikaten de bir mantığı var. Bunun altındaki mekanizma şudur. Omega 3 dediğimiz yağ asitleri nöron yapısına, beyin hücrelerinin onu çevreleyen miyelin kılıfın yapısına katılır. Sinaps oluşumunda rol oynar. Sinapslar nöronların, beyin hücrelerinin birbiriyle kurduğu bağlantılardır. Bu bağlantı önemli. Öğrenme dediğimiz şeyin temeli o bağlantılarda yatar. Yeni bir şey öğrendiğinizde yeni binlerce, yüz binlerce, milyonlarca sinaptik bağlantı kurulur. Ve bunlar ne kadar aktifse, beynin plastisitesi, yani yenilenebilirliği ne kadar aktifse o kadar iyi öğrenirsiniz ve taze kalır beyin. Aslında bundan şeyde de bahsedecektim. Egzersiz de BDNF diye bir beyin yenilenmesini artıran hormonumuz var. Kök hücrelere gidip stimüle ediyor, uyarıyor. Egzersiz onu da arttırıyor. Onunla da ilgili yapılmış çalışmalar var. 2011'de bizim Çocuk Psikiyatri Derneği'nin, Amerikan Çocuk Psikiyatri Derneği'nin yaptığı bir çalışmada omega 3 kullanımının, düzenli kullanımının psikostimülan uyarıcı ilaç, bu piyasada bildiğiniz şu an DEA ilacı olarak satılan metilfenidat etkenlerin çoğu, bunların %40'ına yakın oranda etki edebildiğini göstermiş. Ama yine söylüyorum, çocuğa verilen ilaçsız tedaviler, bunların hepsi rol oynar. Yani herkes de birebir bunu verecek diye bir şey yok. İlacın yerine alternatif olarak sunmuyorum bunu. Peki hangi omega 3, neyi kullanalım? EPA, DHA diye iki ayrı bileşeni var. EPA'dan zengin olmalı, yeterli EPA içeriğine sahip olmalı. EPA, DHA oranı 3'e 2 gibi bir şey olmalı en az. Ağır metal testlerinden geçmiş olmalı. Her balık yağını alıp kullanmayın. Balıklar da denizlerde temiz değil, ağır metale maruz kalıyor. Eğer ağır metal testinden geçememiş, kalitesiz bir yağ verirseniz bu defa çocukta ağır metal birikimi olur. Dikkat eksikliği belirtileri daha da kötüleşir. Hani ona dikkat etmek gerekiyor. Gene iki ayrı marka var. İsteyene mailla birlikte yazabilirim. Ağır metal testlerinden geçmiş ve kaliteliler. Şöyle slide üzerinden. Demir eksikliği ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ilişkisi. Geldik mi hepimiz aynı yere? Evet hocam. Tamam. Ülkemizde okul öncesi ve okul çağı çocuklarında diğer ülkelere, kıtalara göre daha yaygın demir eksikliği anemisi. Demir eksikliği belirtilerinin DHB belirtilerini kötüleştirdiği zaten uzun süredir bilinen bir gerçek. Peki mekanizması ne? Demir, dopamin dediğimiz hormonun sentezinde kofaktör rol oynar. Yani bu sentez işlemini kolaylaştırıcı bir rol oynar. Bunun yokluğunda, yeterli demirin yokluğunda dopamin sentezi gerçekleşmez. Dopamin eksikliği ne yapar? Dopamin beynimizdeki ödül merkezini, yani dikkati, motivasyonu yönlendiren, sürdüren ve sağlayan merkezi uyaran ana hormondur. Ana beyin kimyasalıdır. Bunun sentezi azsa, sinaps aralığına yetersiz salgılanıyorsa, fazlaca geriye hücre içine alınıyorsa yetersizliği söz konusu olur ve DHB belirtileri şiddetlenir. Dolayısıyla demiri belli bir düzeyde tutmak gerekiyor. Bu Pediatric Adolescent Medicine dergisinin yaptığı çalışmada DHB tanılı 53 çocukla 27 tane tanısız çocuk karşılaştırılmış. DHB'li grubunda ortalama ferritin, yani demir depo değeri, ferritin depo demiridir, bu 23 iken kontrol grubunda DHB tanısı taşımayanlarda 44, çok daha yüksek. DHB grubunda depo demiri düşük. Ki hemoglobin, hematokrit, serum demir dediğimiz aşikar, hani sağlık ocağında ya da birinci basamakta bir sağlık merkezine gidip birinci planda yaptırdığımız kan testinde, tam kan sayımında bakılan, demir eksikliği anemisi tanısında bakılan değerler bunlardır. Hemoglobin, hematokrit, serum demirdir genelde. DHB de bunlar genelde normal, diğer yaşıtlarına benziyor çocukların, DHB'li olmayanlara. Ama demir depo şeyine baktığımızda, değerine, orada bir düşüklük var. Demek ki o depo değerini istenen ortalama değerlere çekmek gerekiyor. Bunun faydasını görüyoruz. Tabii bu konuda da benim önereceğim, mutlaka hangi demir? Ferröz mü, ferrik demir mi? Yani şelatlı mı, şelatsız mı? Hani değerlik mevzusu var demir metali olduğu için. Artı 2 mi, 3 değerlik mi verilecek? Hangi form verilecek? Bağırsakta çözünen, açılan mı, midede çözünen mi? Ne kadar süreyle kaç gram verilecek? Bunu mutlaka bir çocuk doktoruna, pediatriste danışmak, öyle başlamak gerekiyor. Ve son konuma geldim. Oyun. Oyun çok önemli. Yapılandırılmamış, senaryosu, kuralı çizilmemiş, doğaçlama, bildiğimiz çocukların asırlardan beri oynadıkları oyundan bahsediyorum. Çocukların bilişsel, duygusal, sosyal, duysal gelişimi için temel yapı taşı. Neden bunların her birini tek tek saydım?
anlatacağım. Futbol, şimdi diyeceksiniz ki futbol kursu var, basket kursu var, hafta sonu götürüyoruz, satranç kursu var. Tamam, çok güzel, bunları yapsınlar ama oyunun eş değeri değil. Mesela şeyi desteklerim, iki çocuk çok fazla hızlı oyunları sevmiyorlar, kaygılılar. Apartman, listede yaşadıkları halde sitenin bahçesine inmek istemiyorlar. Evde tıkılı kalıyorlar. Bu durumda satranç iyi bir alternatif. Ekrana bakacaklarına ve ekranı elinizden ellerinden aldığınızda bilgisayar dışında bir oyun yaratamıyor, bulamıyorlarsa en azından birlikte satranç oynasınlar. Ama ne biliyor musunuz? Müdahale etmediğinizde bir müddet sonra o satranç yerini yavaş yavaş spontan kendiliğinden gelişen bir oyuna bırakır. Deneyimlemeye başlarlar arkadaşlığı ve oyun kurmayı. Yani satranç başka bir oyuna kapı aralar. Bilgisayar oyununda bu çok mümkün değil ama diğerlerinde biraz öyle. Yine de işte serbest oyun yerini hiçbir tutmadığı için çocukları bir kendi haline bırakıp oynayacak ortamı sağlamak gerek. Oyunun içerisinde mış gibi yapmayı, rol oynamayı öğreniyorlar. Görev üstlenmeyi öğreniyorlar. İşbirliği kurmayı, birbirlerine güvenmeyi, rekabet etmeyi, sorunlara orijinal çözümler getirmeyi buluyorlar ki bu sonraki dönemler atıyorum çocuk bir çok çalışanlı bir şirkette çalışacaksa, birlikte proje üretecekse oradaki işbirliklerinin, insan ilişkilerinin, dinamiklerinin temelini atıyor bu oyunlar. Dolayısıyla çocuğun güvende olması temel kırmızı çizgi olmakla birlikte güvende olduğu çevrede bisiklet binme, topla serbest oyun, kovalamaca, etrafta koşuşturma, bahsettiğimiz istenen oyun bu. Eğer bunun için uygun bir ortama, mahalle ortamına, ev ortamına sahip değilseniz en azından yaz tatillerinde serbest oyun imkanı tanıyan yaz kampı arayışında olabilirsiniz. Bunlar belki çocuğa ortam sağlayabilir. Duyusal anlamda da oyun önemli, yazmadım, yazılı olarak yok burada ama bugün duyusal bütünleme yetersizliği, duyusal hassasiyetlerden bahsediyoruz. DB'yi, otizmi, öğrenme güçlüğünü hepsinin belirtilerini ağırlaştırıp kötüleştiriyor. DB'de de çok yaygın. O yüzden bir ergoterapi uzmanına yönlendirip duyu bütünleme açısından duyusal değerlendirme istiyorum ben çoğu kez. Peki eskiden niye yoktu bu? Biz nerede duyu bütünlüyorduk? Bahçede, sokakta, yani taşlı ortamda yürüyerek, çamurla oynayarak dokunma duyusunu bu şekilde bütünlüyorduk, kokulama duyusunu bütünlüyorduk. Ama şu an öyle bir ortam ve zamanları yok çocukların. Dolayısıyla oyunu kolaylaştıracak bir çevrede yaşamanız, eğer böyle bir imkanınız yoksa alternatifleri araştırmanızı öneririm. Sanıyorum bununla birlikte son artık slaytlara geliyoruz. Ekran süresi ve DHB. Ekran süresiyle DHB arasında ilişki olduğunu artık siz de biliyorsunuz, herkes de biliyor, buna eminiz. De nedensellik kanıtlanamıyor. Yani yumurta tavuk ilişkisi. Ekran kullandığı için mi DHB tanısı alıyor? Yoksa DHB olduğu için daha fazla ekran kullanıyor. Cazip geliyor oyunlar, özellikle oyunlar ve sosyal medya. O yüzden mi DHB belirtileri kötüleşiyor? Neden cazip geliyor? Şunun için cazip geliyor. DHB kolay hedefler, yeni heyecanlar, hızlı sonuçlar, hızlı ödüller peşinde koşar. Sürekli keyifli olanı yapmak ister. O yüzden uzun vadeli çalışma, ders gibi zorlayıcı zihinsel çaba gerektiren işler cazip değildir DHB'li için. Ama oyunlar tam da DHB'li bir çocuğa göre kurgulanır. Kısa görevler, ödül ve hemen bir sonraki stage'e, bir sonraki level'a, düzeye geçme. Ya da TikTok videoları, hızlı hızlı akan kısa videolar. Düşünün, biz bile artık tanıtım videosu ya da bilgilendirici video çekerken ne yapıyoruz? Kısa tutuyoruz. Çünkü biliyoruz ki 2 dakikadan 1,5 dakikadan fazla değil insanların dikkati. Genel bir zaten dikkat yürütme probleminden bahsediyoruz toplumsal anlamda. DHB'li çocuklarda bu tabii altta yatan biyolojik sıkıntıyla birlikte daha da fazla. Kesin olan şu, ekran maruziyeti ne kadar süreyi arttırırsak saati o kadar kötüleşiyor DHB belirtisi. Bir sonrakine geçiyorum. Kanada Sağlıklı Çocuk Boylamsal Gelişim Çalışması diye bir çalışma var. Onun sonucu önemli geldi bana, paylaşmak istiyorum. Aynı noktada mıyız? Görüyor musunuz bu slaytı? Evet hocam, aynı noktadayız. 24'teyiz, tamam. 5 yaşındaki çocukları 1 yaşlarından infant süt bebekliği döneminden itibaren izleme alıyorlar çalışmacılar. Günlük ekran sürelerini, maruziyet sürelerini kaydediyorlar bir yere. Bakıyorlar ortalama ekran kullanımı 5 yaş öncesinde yaklaşık 1.4 saat, 3 yaş öncesinde, ilk 3 yaşta ise 1.5 saat. Sonra bakıyorlar 3 yaş döneminde günlük ekran süresi 2 saat ve üzerinde olan çocuklarda, 2 saatten fazla ekrana maruz kalındıysa dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin görülme riski ilerleyen dönemde 30 dakika ve altında izleyenlere göre
yaklaşık 6 kat daha fazla. Eğer bir çocuğa ilk 3 yaşta 2 saat ve üzerinde TV ekran izletir, maruz bırakırsanız, ki bu arada direkt bakmayı da kastetmiyorum, televizyon arka planda açık, çocuk başka şeylerle uğraşıyor. Yani yine bir maruziyet var, indirekt maruziyet var. Bunu da kastediyor bu çalışma. Bu çocuğun DHB geliştirme, DHB riski 5.9 kat daha fazla. Bu çalışmanın böyle ürkütücü bir sonucu var maalesef. Peki ekran süresiyle ilgili ne yapmalıyız? Önce bir süreyi tespit etmeliyiz. Gün içerisinde üzgünüm ama biz yetişkinler de çok fazla kullanıyoruz. Kendinizden başlayarak evdeki her birey ne kadar sürede internet kullanıyor? Bu ekran süresi kullanımını bildiren uygulamalarla özellikle bunu bir netleştirmekte fayda var. Daha sonra çocuğa olan etkisini gözlemleyelim. Dikkatini, ruh halini nasıl etkiliyor? Ekran nedeniyle nelere vakit ayıramıyoruz? Okul, kurslar derken günlük hayatın çok dakikası dakikasına programlı olduğu, zaman kaybetmeye de yerin olmadığı bir yaşam tarzı sürdürüyoruz. Muhtemelen o ekran süresi bir şeylerden alıyor. Dersten, banyodan, karşılıklı oyunumuzdan, kutu oyunu oynayacağımız süreden bir şeylerden alıyor olması gerek. Bunu dokümante edin. Kağıda dökün ki bir çizelge halinde. Sonrasında çocukla bunu paylaşıyoruz. Benim ilk verdiğim ödev genelde ekran bağımlılığı ya da ekran fazla kullanıyor şikayetinde bu oluyor. Hadi diyorum biz bunu bir kağıda dökelim. Bir çocuğun kendisi bunu yazsın. Günlük ne kadar ekran kullandı, bir de siz yazın. Çünkü bir de çocuktan gelenle ana babadan, aileden gelen aynı olmuyor. Çocuk hep alta çekiyor, devalüe ediyor, süreyi azaltıyor. Annenin babanın verdiğine baktığında daha gerçekçi tabloyla yüzleşiyor çocuk, farkındalık kazanıyor. Bu arada şu da önemli, ekran süresini nasıl kullanıyor? Her ekran aynı ekran değil. Bu çocuk Minecraft'ta arkadaşlarıyla konuşarak ya da yanında siz olarak mı bir şeyler oynuyor? Örneğin bir şehir mi inşa ediyor? Bir planlama oyunu mu oynuyor? Strateji oyunu? Yoksa takıntılı bir şekilde bir dövüş oyunu, Mortal Kombat mı oynuyor? Ya da bir TikTok videosundan diğerine şuursuzca kayıp saatlerce orada mı geçiriyor? Bu çok önemli. Ya da sizle birlikte ekranda bir şey izleyip bunun üzerine sohbet edip daha sonra o sohbet karakteri üzerinden, örneğin Pixar'ın çok güzel çizgi filmleri var. Duyguları anlatan Ters Yüz, Inside Out diye bir çizgi filmi var. Bazı çocuklar onu defalarca izlemek isteyen bir çocuk var. Ama sonra ne yapıyor? Onun bir oyun kitabı var. Duygularını anlatan, duygularım kitabı. Ondan sonra duygularım çalışması yapıyor. Çizgi filmi izlerken anneyle izliyor. Anne biliyor musun? Bu böyle yapmıştı. Acaba şöyle yapsa nasıl olur diye sohbet ediyor. Şimdi bu ekran kullanımıyla bir Counter Strike, bir Mortal Kombat aynı şey maalesef değil. Nitelik çok farklı. DV belirtilerinin tedavisini gözden geçirmek gerekiyor. Bir çocuk ekran bağımlılığıyla geldiğinde altta yatan DHB var mı yok mu? Çoğu kez var. DHB varsa bu iş çoğu kez bağımlılık halini alıyor. Çünkü risk faktörü var altta. Dürtüsellik gibi. Kısa ve kolay olan hedefe dönüklük gibi. Önce bir DHB belirtilerini tedavi etmek gerekiyor. DHB belirtilerinin yatışması muhakkak ekran süresini de bir miktar azaltıyor. Sonrasında iyi bir planlama gerek. Ekran süresiyle yer değiştirecek alternatif etkinliklerimiz olmalı. Onu aldığımızda yerine ne koyacağımızı bilmeliyiz. Çocukla bunu anlaşma, ittifak halinde yapmalıyız. Davranış ve öfke sorunlarının eşlik ettiğini, ekran süresinin azaltılmasıyla birlikte daha da artacağını öngörüyoruz zaten. Bunun için destek almak gerekiyor. Gerekiyorsa bunun için de ek ilaç tedavisi vermek gerek. Altta yatan bir sosyal kaygı var mı? Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Acaba sosyal kaygı nedeniyle akran ilişkilerinden kaçınmanın bir yolu ve bir zaman geçirmenin bir alternatifi mi acaba kendini ekrana kapatmak? Bunu da göz önünde bulundurmak gerek. Bununla birlikte sunumumu tamamladım. Dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Epey bir soru almışız. Burcu Hanım, kaç tane olduğunu görebiliyor musunuz? Aralarda birkaç tane soru var hocam şu son soruların arasında. Onun önceki dindekiler zaten slaytlarla ilgili, slide değişmemesiyle ilgili. Tamam. Hemen bakıyorum. Şimdi inelim. Evet, Instagram'da Positive Parenting. Yorumlar gelmiş. Evet, benim çocuğumla da ilgili durum şudur. Olumsuz geri bildirimlerle ilgili. Herhalde bir rehber öğretmenimizden ya da psikolojik danışmandan gelen bir soru. Hocam, veliler çocuğumun siciline işlerse, ileride iş bulamazsa gibi çeşitli nedenlerle çocuklarını psikiyatriye götürmek istemiyorlar. Bu konuda nasıl bir yaklaşım izlemeliyim? Bilmiyorum, bu konu daha önce hiç konuşuldu mu ama
uzun süre devlet hastanesinde de çalıştım. Öyle bir geçmişim de var. Evet, haklısınız. Şu anki yasalarımıza göre eğer stratejik personel ve ateşli silah kullanılan personel olarak çalışacağı TSK ya da polis mensubu olarak görev yapacaklarsa, Savunma Bakanlığı'nın sınavına girecekler ve bu sınavdan sonra bir sağlık elemesinden, mülakattan geçeceklerse, evet, SGK sağlık taraması yapılıyor. Günümüzde 2022 şartlarında yapılıyor. Ve eğer psikiyatriye giriş değil ama psikiyatrik bozukluk anlamına gelen herhangi bir tanı kodu girildiyse, herhangi bir ilaç uygulaması yapıldıysa, mevcut andaki psikiyatrik durumunun ne olduğunu, belki tedavi edildiği, o sorunu atlattığı, artık herhangi bir belirtisi bile kalmadı yetişkin yaşama yansıyan, kabul edilmiyor. Otomatikman eleme kriteri oluyor. Dolayısıyla böyle bir plan varsa, DB'li çocuklar için bu konuyu neden cevapladım? DB'li çocuklarda da şu çok sık, cümle tamamlama formları veriyoruz. Ondan yarım kalmış cümleleri tamamlamasını istiyoruz. İleride ben diye başlayan cümleler var. İlerideki mesleğim diye. O kadar sık geliyor ki polislik, askerlik, Yunus olmak. Hani Yunus polisi olmak. Dolayısıyla bu çocukların da hareketli bir yaşam tarzı sunması, macera vaat etmesi, saygınlığından ötürü polislik ve askerlik zaten çok tercih ettiği bir meslek dalı. Dolayısıyla alacağınız yardım konusunda dikkatli olun. Bununla ilgili ben neyi öneririm? Bunun için çocuğu tedavisiz bırakmak yine çocuğu cezalandırmak anlamına geliyor. Bu defa DHB olan bir çocuğu desteklemiyorsun, uygun ilacı, uygun desteği, ders ve yaşamsal planlamasını sağlamıyorsun. Çocuğun ders başarısından ve mutluluğundan çalmış oluyorsun. Yani bu mevcut yönetmelik çocuğu cezalandırma haline dönüşmemeli. Bu durumda belki özeli tercih etmek söz konusu olabilir. SGK'ya giriş yapmadan bir muayene, mümkün olduğunca SGK'ya maruz kalmadan belki uygun bir ilaç tedavisi, belki bunlar düşünülebilir. Yani yine yan yolları deniyoruz. Gene hep çocuğun yüksek yararını gözeterek tabii bunu yapıyoruz. Peki. 10 yaşındaki DHB'li çocuğumun yazısı çok kötü, düzeltmek için ne yapılabilir? Muhtemelen ince motor becerileri iyi değil. Ben ne öneririm? DHB'ye yönelik ergoterapi ve fizyoterapi uygulamaları var, onları öneririm. Çeşitli markaların Easy Ergo vesaire gibi yazı kalemleri var. El ayası kaslarını, intrinsik iç kaslar dediğimiz kasları güçlendiren özel yazı kalemleri, onları kullanmanızı öneririm. Bir de muhtemelen sadece problem el yası değildir. Bağcık bağlama, düğme ilikleme gibi günlük yaşamdaki diğer problem alanlarda da problem vardır. Bir fizyoterapist ya da ergoterapist görsün mutlaka. Sunumu paylaşacağım. Öğretmenler sınıfta bu tanıyı almış öğrencilere nasıl yaklaşacaklarını bilmiyorlar. Tedavi edilmeyince de davranış sorunları çıkıyor. Birincisi beklememek. Yani burada şöyle genel bir sorun var. Her öğretmen için değil ama çoğu kez bir iletişim problemi oluyor. Yorum yapmadan, açık uçlu ifadelerle, yüksüz ifadelerle, yorumsuz çocuğu belki de ebeveyne yansıtmak gerekiyor. Sınıfta benim gördüğüm Ahmet, böyle 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 özellikler gösteren bir çocuk. Hem olumlu hem olumsuz olanlar. Aileye belki anlatmak gerekiyor. Çünkü ailenin tanıdığı bildiği çocukla sınıf ortamında 45 dakika hareketsiz oturup dikkat sürdürmesi gereken, kurallara uyması, önceliği bazen başkasına tanıması, dürtülerini durdurması gereken ortamdaki çocuk, öğretmenin tanık olduğu çocuk bambaşka oluyor birbirinden. Öğretmen çocuğa anne babaya anlattığında aa diyor anne baba. Hani bunlar bizim gözlemlemediğimiz ve bilmediğimiz özellikler diyor. Ve işbirliği süreci başlamış oluyor. Geç kalmadan çocuk yaramaz, rahatsız edici, dersi sabote eder, gıcıklık verir gibi olumsuz tanımlarla yaftalanmadan önce işbirliği başlıyor ve çocukta değişiklikler gelişmeye başlıyor. Böylece sosyal ret yemeden o çocuk, etiketlenmeden belirtiler tedavi olmaya başlıyor. Dahası ilkokul birden bahsediyorsak öğrenme sürecini de etkiliyor. Okuma yazma sürecini de çoğu kez etkiliyor. Onu da zamanında yaşıtlarıyla birlikte götürmeyi sağlıyor müdahale. Dolayısıyla öğretmenlere gördüğü belirtileri mümkün olduğunca yorum getirmeden anne babaya iletmelerini tavsiye ederim. Peki. Sanıyorum bu kadar. Burcu Hanım, sizin dikkatinizi çeken var mı? Benim epeyce bir yorum da var çünkü arada kalıp da benim kaçırdığım bir şey var mı? Hemen ben de tekrar bir göz atıyorum hocam.
En son gelen soruya bir isterseniz. Hocam, bir öğrencim DB sebebiyle ilaç kullanıyor. Ayrıca öğrenme güçlüğü tanısı var. Anne ilaç verme konusunda tutarsız. Okul ortamında çevresine fiziksel zarar veren bir çocuk. Ev ortamında kendisine de vurma davranışları varmış. İlaç dışında aileye ne önerilerde bulunmalıyım diye bir soru var mesela. Ailenin ilaç konusunda eğer bir duyarlılığı, hassasiyeti var ve kullanmak istemiyorsa slaytın benim sunumun ilk başındaki ibareyi paylaşabilir. İlaç tedavinin sadece bir unsuru her zaman dahil olmak zorunda değil ve yan etkileri de var. Bunlardan çekinip kullanmak istemiyor olabilirsiniz ama diğer bütünleyici unsurlar için tekrar doktorunuzla yola devam edin. Belki sizi dikkat geliştirme programlarına yönlendirecek. Burada da dile getirilmiştim, yorumları okuyordum. Attentioner, Get Up, Adip gibi dikkat geliştirme programları var. Doktorunuz sizi ona yönlendirebilir. Çocuğun öfkesini yatıştırmak için terapi uygulayabilir. Örneğin duygularını tanıyor mu bu çocuk? Ne zaman nasıl öfkelenmeye başladığını anlıyor mu? Öfkelendiğinde harekete ne zaman geçeceğini anlayabiliyor mu? Öfke davranışını, öfkeden sonraki davranışı değiştirme, yerine başka şey koyma şansımız var mı? Davranış değişikliği çalışabilir miyiz bu çocukla? Bunu bir psikoterapi eğitiminde taşıyan bir psikiyatrist ya da psikolog yapabilir. Sadece ilaca takılıp yardım almadan beklemesinler. Çünkü bekleyince, büyüyünce geçer değil. Genelde böyle bir inanışımız var. Yeterince beklersem, büyüdüğünde, sabır becerisi geliştiğinde, aklı başına geldiğinde geçecektir. Çok öyle gitmiyor işler. Işık Hocam, çok teşekkür ederiz. Sunumunuz bizim için çok kıymetliydi. Moksa Türkiye ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Dinlediğiniz, pazar günü zaman ayırdığınız için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz tekrar. Sayın katılımcılarımıza ben bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi bir link göndereceğim chat kutusuna. Moksa Türkiye'nin ana sayfasında ebeveynler başlığı altında bütün seminerlere ulaşabilirsiniz. Sayın Başak Hocamızın semineri de kaydı da yani 2-3 gün içerisinde eklenmiş olacak. Herkese teşekkür ederiz tekrar. İyi pazarlar dilerim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.